1. 2. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 136 Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. 2. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 1361. Her köşede bir evliya yatıyor, ilemden ileme ışık tutuyor, kararmış kalpleri aydınlatıyor, çırası başkadır Anadolu'mun, dizelerindeki altı çizili kelime grubunun anlamını dizelerden hareketle tahmin ediniz. Tahmininizi TDK'nın Türkçe sözlükünden kontrol ediniz. Cevap, konunun anlaşılmasına yarayan bilgiler vermek, düşünceler söylemek, bir konuda tutulması gereken yolu göstermek, kılavuzluk etme. İkinci okuduğunuz şiirde söyleyici ile hitap edilen varlık arasında nasıl bir bağlantı vardır? Dizelerden örneklerle açıklayınız. Cevap, söyleyici, şair. Hitap edilen varlık, Anadolu şaire göre en değerli varlık Anadolu'dur. Her yönüyle eşsiz olan bir varlıktır. Vatan için şehit olduk, can verdik diyerek bunu da en güzel şekilde ifade etmiştir. 3. Vatan sevgisiyle dolu biri olan Aşık Feymani, şiirinde Anadolu'nun hangi güzelliklerini vurgulamıştır? Cevap, fiziksel. Dağlarında ceylan geyik beslenir. Bağlarında bülbül öter seslenir. Her mevsimde çeşit çeşit süslenir, kültürel. Davul, zurna çalar güreş tutulur. Halayda, horonda nara atılır. Genç ihtiyar bu neşeye katılır, tarihsel. Bu diyarda ecdadımın izi var. Cennet diye dahilerin sözü var, her taşında efsanevi yazı var. Feymaniyim tarihlere şan verdik, insanlığa düzen verdik, yön verdik, vatan için şehit olduk, can verdik, dini. Her köşede bir evliya yatıyor. İlemden ileme ışık tutuyor, kararmış kalpleri aydınlatıyor. 4. Şiirin dördüncü dörtlüğünde, miras kelimesiyle şiirde kastedilen unsurlara örnekler veriniz. Cevap, tarihi unsurlardır. Özellikle Anadolu'yu vatan yapan unsurlardır. Bu diyarda ecdadımın izi var. Cennet diye dahilerin sözü var, her taşında efsanevi yazı var. 5. Vatan için şehit olduk, can verdik ikirası başkadır Anadolu'nun, dizelerinde Anadolu'nun hangi yönüne değinilmiştir? Bunu milli, manevi ve kültürel değerlerimizle ilişkilendirerek açıklayınız. Cevap, Anadolu'nun fethedilerek vatan yapılması yönüne değinilmiştir. Bizler vatan için ölmeyi, şehit olmayı bir onur, yücelik olarak gören milletiz. 6. Okuduğunuz metnin biçim özelliklerini ve ölçüsünü değiştirmeden bir dörtlük söyleyiniz. Cevap, Aşık Feymani'nin yazmış olduğu şiire yakın bir şiir veya dörtlüğü siz yazabilirsiniz. 7. Şiirin temasını en iyi yansıttığını düşündüğünüz dizeleri söyleyiniz. Cevap, bu diyarda ecdadımın izi var. Cennet diye dahilerin sözü var. Her taşında efsanevi yazı var. Mirası başkadır Anadolu'nun. 8. Feymani'nin bağlı bulunduğu şiir anlayışı ile şiiri arasında nasıl bir ilişki kurulabilir? Şiirden örneklerle açıklayınız. Cevap, şair milli ve manevi duyguları ön planda tutan vatana, millete ve tarihe saygılı olup bu değerleri yüceltir. Bu şiirinde de bu unsurları görmekteyiz. Feymani halk edebiyatı geleneğine bağlıdır. Bu şiirinde de bu geleneğin özelliklerine uygun şekilde ifade edilir 3 tema vs kullanılmıştır. 9. Şiirin dil ve anlatım özellikleriyle ilgili neler söyleyebilirsiniz? Metindeki dizelerden örnekler veriniz. Cevap, sade ve anlaşılır bir dille yazılmıştır. Anlatımı halk edebiyatı geleneğine uygun olarak açık ve somuttur. Dağlarında ceylan geyik beslenir. Bağlarında bülbül öter seslenir. Her mevsimde çeşit çeşit süslenir. Yöresi başkadır Anadolu'nun. 1. 2. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 136 Cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.